Yusuf, Kübra ile anasını odaya çağırdı. Bunlar içeride Selahattin Bey'i görünce bir irkildiler. ''Bana anlatırken yarım kalan bir hikayeniz vardı. Onu şimdi baştan anlat. Babam da duymak istiyor.'' Selahattin Bey kadına oturmasını söyledi ve sonra ''Bizi açıkça anlatmakta bir beis yok.'' dedi. ''Sizin hikayenin Hilmi Beylerle ne alakası varmış?'' Halbuki bu Hilmi Bey'in oğlu Şakir şimdi bizim muazzezi istiyor. Ben razı olmak üzereyken Yusuf Hilmi Beylere dair sizin bir şeyler bildiğinizi, bunları öğrenmeden karar vermemin doğru olmadığını söyledi. Baş taraflarını bana biraz anlatmıştı. Siz asıl Hilmi Beylerle alakası olan şeylerden bahsediniz. Yalnız galiba bu vakalar daha ziyade Kübra'ya ait olacak. Ana kız, beklemedikleri bu sözler ve sualler karşısında biraz cevap vermeden durdular. Kübra başını öne eğmiş, yere bakıyordu. Selahattin Bey ona döndü. Kübra kızım, Muazze senin kardeşindir. Onun iyiliğini herhalde sen de istersin. Bunu düşün de ne biliyorsan, ne olduysa bize söyle, olmaz mı? Kübra yavaşça başını bile kaldırmadan, ''Yazık olur, Muazze'yi onlara vermeyin.'' dedi. Pekala ama kızım bunun sebebini de söyleyiverin. Ne diye Hilmi Beylerin evini bıraktınız? Eğer kavga filan edip ayrıldınızsa niçin Yusuf'un mahiyetine girinceye kadar onların zeytinliğinde çalışıyordunuz? Anası cevap verdi. Çalışmayıp ölelim mi abi efendi? Bize ettikleri işten sonra onların emri altında çalışmayı kim isterdi? Kadın yine ağlamaya başladı. Yusuf eskiden beri böyle iki de bir ağlayı veren insanlara kızardı. Fakat bu kadının gözyaşları o kadar hakiki, o kadar içten gelmeydi ki görenlerin onun teessürüne iştirak etmemelerine imkan yoktu. Selahattin Bey yerinden kalktı. Kübra'nın çenesinden tutarak başını yukarı kaldırdı. Gözlerinin içine baktı. Az şeyler çekmemişsin sen küçük dedi. Fakat her şey geçer, her şey unutulur. Kendini bir felaketin içinde kaybetmenin manası yoktur. İnsan birazcık da kalender olmalıdır. Bu sözleri Kübra'nın anlamayacağını düşünerek devam etmedi. Fakat Kübra verdiği cevapla kelimeleri değilse bile söylenilen sözün ruhunu kavradığını gösterdi. Dedi ki, Hiç geçmeyen, hiç unutulmayan şeyler de var beyefendi. Ölünceye kadar insanın sırtından atamayacağı şeyler de var. Kaymakam şimdi yalnız muazzez meselesi için değil, doğrudan doğruya bu kızın macerasını merak ettiği için sabırsızlıkla sordu. Fakat kızım, bana her derdinizi niçin açıkça söylemiyorsunuz? Size karşı bir fenalık yapıldıysa onu cezalandırmak kaymakam olduğum için vazifemdir ayrıca. Onlara kimsenin kudreti yetmez. Selahattin Bey, benim kudretim yeter." diyecekti fakat bunu laf olsun diye söylemek bile elinden gelmedi bilhassa kendisinin ne kadar aciz ve ehemmiyetsiz kaldığını, son günlerin vukuatı açıktan açığa göstermişti. Herhangi bir palavra artık gülünç olmaktan başka bir işe yaramazdı. Kübra'nın anası, ''Biz ahımızı almayı Allah'a bıraktık. O bunları iflah etmez inşallah.'' dedi. Yusuf kadına döndü. ''Hadi bakalım, sen şu hikayeyi anlat. Babam da söyledi ya, Muazzez'in meselesi için Hilmi Beylerin iç yüzünü öğrenmek lazım. Ben nasıl anlatayım? Ben de artık anlatacak yürek mi kaldı? Kızım, Kübra, sen başına gelenleri söyle. Utanma kızım. Senin ne taksiratın var? Yapanlar utansın. Kübra uzun müddet başını kaldıramayarak düşündü. Sonra karar vermiş gibi başını salladı. Gözlerinin içi Uzun müddet açlık çekenlerde görülen bir parlaklıkla kinle etrafa bakıyordu. Yalnız Yusuf'a tesadüf edince biraz yumuşar gibi oldular. Annem anlatmıştı diye söze başladı. Sesi hafif ve ürkek çıkıyordu. Hilmi Bey'lerin evinde orta işine falan bakıyorduk. Ben her sabah yukarı kata çıkar yatakları toplardım. Bir gün Şakir Bey'in odasına girdim. Kuşluk vaktiydi. Kalkıp gitmiştir sanıyordum. Bir de baktım yatakta. Geri gidecek oldum. Meğer uyanıkmış. Girdiğimi duymuş. Başını çevirmeden ''Su getir kız'' diye bağırdı. Aşağı koştum. Bir kupaya taze su koyup götürdüm. Bir yudum da içti. Akşamdan kalma olduğu besbelliydi. Bardağı geri verirken yüzüme bir baktı bir daha baktı. ''Sen ne zamandan beri bizdesin?'' dedi. ''Beş sene yakın.'' dedim. Kendi kendine ''Anam da hep malın gözünü bulur ama bize göstermez.'' diye söylendi. Tam çekilip gidecektim kolumdan yakaladı. Çekti. ''Ne yapıyorsun Şakir Bey?'' dedim. Yatağın içine çekerek ''Şimdi görürsün.'' dedi. Şaşırdım. Aklım başımdan gidiyordu. Bir silkindim. Kendimi dışarı attım. Şakir Bey yataktan çıkıp doncak arkamdan koştu ama tutamadı. Bu kılıkta odadan dışarı da çıkamıyordu. Neyse ben kendimi aşağı anamın yanına zor attım. Anam beni nefes nefese görünce sordu. ''Aman kız bu ne halin?'' dedi. Ben utancımdan olanı biteni anlatamadım. Koşa koşa indim de ondan dedim. ''El koşmaya sıkılmıyor musun?'' Boynun boyuma geldi artık. Daha akıllanacağın yok. Diye uzun uzun söylendi. Ben gayrı Şakir Bey'e görünmeyeyim diye bucak bucak kaçardım. Odasına çağırdığında kapıyı ardımda hep açık bırakırdım. Ama Şakir Bey artık pek evden çıkmaz olmuştu. Şurada burada yolumu keser, her bir yanımı sıkıştırmaya kalkardı. Ben de korkudan sesimi çıkaramaz, debelenip elinden kaçmaya bakardım. Bir gün, beş gün yakamı bırakmadı. Bir türlü anama bir şeyler diyemiyordum. Bu vakte kadar ne diye söylemedin der büsbütün kızar diye korkuyordum. Ama Şakir Bey'in halleri de dayanılır gibi değildi. Sabahları kuşluk vaktine kadar yataktan çıkmaz, türlü mahna bulup beni çağırtırdı. Anama birkaç kere, yukarı işine sen bak da ben senin yerine mutfağa gireyim dedim. Anacağızım kim bilir ne anladı. Bana, aman kızım, ben sağ oldukça senin elini bulaşa sokmam inşallah. Bana acıdığından bunu söylüyorsan yazık. Anan senin için her şeyi yapar, dedi. Fıkara kadın bilmezdi benim neler çektiğimi. Gün geçtikçe Şakir Bey işi azıttı. Evde başkaları da duyup bir şey sanacak, beni de anamı da evden kovacaklar diye yüreğim titriyordu. En nihayet Şakir Bey de bu işten bıkmış gibi yakamı bıraktı. Ben, eh dedim, biraz başım dinlenecek. Çünkü artık beni gördüğü yerde öteme berime dokunmuyor, yalnız kötü kötü bakıp geçiyordu. O zaman bahar vaktiydi. Evde cümbüş kıyamet gidiyordu. Bir gün hanım beni yanına çağırdı. Cennet yatağındaki bağ eşya taşınıyor. Arabalarla git de öteberiyi yerleştir dedi. Günah boynuna. Bir şeyden haberi var mıydı bilmem. Anam da sabahtan beri yunakta çamaşır başındaydı. Gittiğimden haberi olmadı. Ben bağı pek severdim. Vişne zamanı da gelmişti. Sevine sevine koştum. Arabadaki yatakların kilimlerin üstüne oturdum. Arabacı deli bir oğlandı. Atları sürer arabayı devirecek gibi koştururdu. Hem korkudan iki yanıma sarılır hem de keyfimden bağırırdım. Ba cennet yatağının öbür başındaydı. Soğuk tulumbayı geçtik. Bahçelerin arasına daldık. Yoldan su geçiyordu. Arabanın tekerleri yarısına kadar suya gömülüp gittiğinden şıpır şıpır sesler çıkarıyordu. Arabacı da iyice coşmuş Türk'ü çığırır dururdu. En sonunda bağa geldik. Ben hemencik atladım. Vişnelerin dibine koştum. Dalları tutup aşağı eğerek yemeye başladım. Arabacılar eşyayı indirene kadar vişneye doyarım diyordum. Biraz sonra bizim deli arabacı "Gübra, biz gidiyoruz. Gel topla eşyaları." diye bağırdı. Ben de vişne dalını bırakıp eve seyirttim. Eşyalar darmadağınık duruyordu. Yazın yarısı bu bağda geçeceği için her şeyleri getirmişlerdi. Sepetlerin içinde bakır tencerelerden kırmızı biber kutularına kadar her bir şey vardı. Ben hem eşyayı evin içine taşıyor hem de türkü çeviriyordum. Bugün gibi aklımda. Musa Çavuş'un kaçırdığı Şadiye için bir türkü yakmışlardı. Aman beyler yoldan geldim yorgunum. Şadiye hanımın cilvesine vurgunum diye. İşte onu söylüyordum. Yukarı katta koca bir halıyı odaya sürüklerken merdivenlerden birisi çıkmaya başladı. Yüreğim hop diye ağzıma geldi. Odanın öbür başına kaçıp sofaya doğru baktım. Sırtıp gelen Şakir Bey'i gördüm. Selahattin Bey ve Yusuf kımıldadılar. Kübra onlara bakarak sustu. Yüzü fevkalade manasız bir ifade almıştı. Son sözler ağzından bir plaktan geliyormuş gibi ruhsuz ve kapalı çıkıyordu. Şakir Bey hep öyle sırıtarak kapıya kadar geldi. Ben bağırıp dışarı fırlamak için iki adım yürüdüm. Aklım büsbütün başımdan gidecekti. Bu sefer de merdivenden Hilmi Bey çıkıyordu. Selahattin Bey yerinden fırlayıp bağırdı. Babası mı? Babası. O da sırıtıyordu. Aman anacığım, ben dünyada bunların sırıtması kadar kötü şey görmedim. Kız yüzünde hep o taş kesilmiş ifadeyle olduğu gibi anasının kucağına kapandı. Hiç kımıldamıyordu. Eğer ağlıyorsa bu pek garip bir ağlayıştı. Yusuf da yerinden kalktı. Odadan çıkmak için yürüdü. Tam kapıdayken Kübra'nın annesinin sesini duyarak geriye baktı. Kadın kaymakama doğru boynunu uzatmış, boğuk boğuk. Kızcağızım pencereye koşmuş.'' yarı beline kadar dışarı sarkmış. Ama aşağı düşmeden oğlan eteğinden yakalamış. Dışarıda bahçe kapısının içindeki kuyunun taşında Hacı Etem oturup çomak yontarmış, diyordu. Birkaç gün sonra bir kuşluk vaktiydi. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Yusuf gocuğuna bürünmüş, hızlı adımlarla aşağı çarşıdan geçerken Hacı Etem'e rast geldi. Beriki bunu görünce yolunu değiştirecek oldu. Fakat Yusuf onu önledi. ''Gelsene azıcık.'' dedi. Hacı Etem eliyle tabancasını yokladı. Ve bir adım ileride giden Yusuf'un hareketlerine dikkat etmeye başladı. Yusuf ellerini arkasına kavuşturmuş hızlı hızlı gidiyordu. Yolun kenarına gelince bir dükkan çatısının altına sığındı. Hacı Etem'in yüzüne bakmadan ''Babamdan aldığınız senet yanında mı?'' dedi bir kavgaya, bir hesap sormaya hazırlanan fakat bu suali hiç beklemeyen Hacı Ethem, ''Ben de senet ne gezer, beyin kendisindedir.'' dedi ve ilave etti. Ne olacaktı ki? ''Akşamüstü al da çınarlı kahveye gel, paranı ödeyeceğim.'' Hacı Ethem bu sefer kendi karnına bir bıçak yemiş gibi sarardı. Hele bunu hiç beklemiyordu. ''Nereden ödeyeceksin?'' ''Üstüne vazife mi? Senedi getir parayı vereceğim.'' ve arkasına bakmadan soğuk dolunma tarafına yürüdü. Zeytinliğe gidip akşama kadar işçilere göz kulak oldu. Hacı Ethem kahvede pastır oynamaya gitmek için evden çıkmıştı. Fakat Yusuf'la karşılaştıktan sonra hemen döndü. Hilmi Beylerin evine giderek iki saat kadar kaldı. Baba oğul onlar da böyle bir şey beklemiyorlardı. Selahattin Bey'in bir iki günde 300 lirayı bulabilmesine imkan yoktu. Kaymakamın hepsi memur olan arkadaşları da kendisi gibi züğürttü. Yerlilerdense böyle bir fedakarlığı hem de karışık bir işe girmek suretiyle yapmak isteyecek kimse bulunamazdı. Bu işte bir oyun olması ihtimalini en akla yakın buldular. Hilmi Bey senedi Hacı Etem'e verirken ''Gözünü aç da kağıdı kaptırma. O olanı pek gözüm tutmuyor.'' dedi. Halbuki akşam üzeri camları nefesten buğulanan çınarlı kahveye Arkasında iki de adamıyla birlikte giren Hacı Etemi Yusuf ayakta karşıladı. Ondan senedi alınca karşısındakinin beklediği gibi yırtmaya veya kaçmaya kalkacağı yerde güzelce katlayıp cebine koydu. Ve gocuğunun cebinden büyükçe bir meşin kese çıkartarak beyaz boyalı demir masanın üzerine altınları saymaya başladı. 320 lira tamam olunca yine karşısındakinin yüzüne bakmadan ve bir şey söylemeden kapıya gidip yağmurun içinde kayboldu. Kahvede bulunup bu manzarayı görünce tavlalarını bırakarak o tarafa sokulanlar ağızlarının kenarında ahbapça sırıtmalarla Hacı Ethem'e bakıyorlar ve o liraları avuçlayıp cebine doldururken aptal bir bakışla dudaklarını yalıyorlardı. Kahvenin kapısı tekrar aralandı ve içeri Şakir girdi. Hacı Ethem'in etrafında toplananlar onu görünce yerlerine dağıldılar ve ikisini yalnız bıraktılar. Şakir kapıya yakın bir masaya gitti. Tahta iskemleyi Külhan Bey'ce bir tavırla çekip altına aldı. Hacı Etem de karşısına geçti. Evvela ikisi de bir şey söylemediler. Şakir bir müddet kahvenin içini süzdü. Oldukça geniş olan salon adam akıllı kalabalıktı. Uzun ve beyaz bıyıklarını oynata oynata bir köşede Rumca muhabbet eden Giritlilerin sesi buradan duyuluyordu. Daha ileride kahve ocağına yakın bir yerde dört beş at çambazı küçük mikyasta bir kavgaya başlamışlardı. Kahve ocağını müşterilerden ayıran, üst kısmı raflardan müteşekkil tahta bölmede sırayla dizilmiş nargileler ve dikine konmuş sarı bakır tepsiler parlıyor ve bir kenarda kabzaları kadifeli kırmızı marpuçlar sallanıyordu. Esmer duvarlarda başları taçlı, göğüsleri kat kat incili şişman acem güzelleri duruyor ve mütemadiyen kımıldayan bu insan başı bahçesini seyrediyordu. Bunların karşı sırasında diğerleri gibi renkli taş basması iki otello sahnesi vardı. Bunlardan biri yere eğilip Destemona'nın düşürdüğü mendili alan Iago'yu, diğeri de muhteşem bir yatağa serilen Destemona ile hançeri kendi gırtlağına saplamak için kolunu kaldıran aksakallı kıskanç zenciyi gösteriyordu. Fakat Şakir ömrünün yarısını geçirdiği bu kahvede bu anlattığımız şeylere bakmıyor Sadece Hacı Etem'in daha evvel söze başlaması için gözlerini etrafta dolaştırıyordu. Nihayet onun da sustuğunu görünce gözünün birini kapayıp başını sallayarak ne var ne yok demek isteyen bir işaret yaptı. Hacı Etem bunu bekliyormuş gibi hemen "Fena" dedi. "Parayı verdi mi? Tas tamam. Ne halt edeceğiz? Bilmem. Sen bir çare düşünmedin mi?" Vallahi zor iş. Aralıkta benim başım da nare yanacak. Bana kalırsa kızı buralardan aşırmaya bakmalı, kaçırmalı. Şakir gözleri parlayarak ona doğru eğildi. Babam, bu işte onu razı edebilir misin? Hacı Ethem, bu ne biçim laf? Der gibi Şakir'in yüzüne baktı. Canı isterse, yoksa üçümüz birden damı boylarız. Şakir, karşısındakinin sözlerini artık dinlemiyordu. Bir şey düşünmeye dalmıştı. Yavaşça sordu. Hemen bu işi yapabilir miyiz? Kolay değil. Nereye götürürüz? Şakir onun sözünü kesti. Bizim yaylaya, dedi. Ben götürürüm. Hacı Ethem canı sıkılmış bir tavırla ve yan yan ona baktı. Ya anasını ne yapacağız? Şakir onun ne demek istediğini pek anlayamadı. Anasını mı? Evinde otursun anası bana ne? Bana kızı lazım. Hacı Ethem'in yüzü büsbütün içerlemiş bir ifade aldı. Sen kimi diyorsun Allah aşkına? Kaymakamın kızını. Hacı Ethem altına alıp oturmuş olduğu sağ ayağını yere indirdi. Ve eliyle bir şey fırlatıp atar gibi bir işaret yaptı. Bırak Allah'ını seversen Şakir Bey. Hep keyfinin havasındasın. Ben şu başımıza sardığımız derdi kübra mıdır nedir onu söylüyorum. Sen sevdalık peşindesin. Öbür işi temizlemezsek başımıza gelmedik bela kalmaz.'' Hele şimdi kaymakam kendini serbest bulunca var kuvvetiyle bize dayanacaktır. Memlekette kepaze olduğumuza mı yanarsın, mahkemelerde süründüğümüze mi yanarsın? Hani sen o işi düzenlemiştin ya? Senin dünyadan haberin yok Şakir Bey. Senin gözünü mü boyadılar nedir? Düzene koyduk dediğin iş yüzünden az daha ben sizden evvel damı boylayacaktım. Biz belayı Yusuf'un başına sardıralım derken kahpenin kızı Mostra'yı meydana vurdu. Ne edeceğimi şaşırdım. İşin içine bir de bıçak oyunu girdi. Bakalım ne olacak? Bütün ümidim şu paradaydı. Onu da ödedikten sonra herifin bizden ne korkusu olacak? Hele şu yere bakan olan şu Yusuf yok mu? Onun hesabını da görecek zaman gelir elbette. Bütün açmazlar onun başının altından çıkıyor. 320 lirayı nereden denkleştirdi bilemedim gitti. Yol mu kesti dersin? Şakir ifadesiz gözlerle ona baktı. Peki muazzez ne olacak? O meseleyi ne yapacağız? Dedi. Hacı Ethem yerinden kalktı. Şakir de doğruldu. Kapıya doğru yürüdüler. Dışarıda yağmur azalmıştı. Kapının önünde birbirlerinden ayrılırken Hacı Etem, ''Senin gözünü sevda bürümüş bey.'' dedi. ''Sen bir İzmir'e git de gönlünü eyle.'' Yusuf, 320 lirayı yol keserek tedarik etmemişti. Kübra, başından geçenleri anlattığı gün, akşam üzerine doğru Yusuf evden çıkmış, Şerif Ağa'nın oğlu Ali'nin dükkanına gitmişti. Karanlık dükkana girer girmez Ali ona doğru koştu. ''Aman Yusuf ne oldun?'' dedi. Yusuf o zamana kadar yüzünde görülmemiş bir heyecanla fasulye çuvallarından birine ilişti. Ali'ye uzun uzun ve dikkatle baktıktan sonra ağlar gibi bir sesle sordu. ''Siz ne biçim insanlarsınız?'' Bu sözlerde bir sualin bütün talepleri anlayamamanın bütün isyanı toplanmış gibiydi. Ali şaşırdı ve durakladı. Ne oldu Yusuf? Tam bu sırada içeri giren bir müşteri Ali'den tosya pirinci istedi. Müşteriyi savdıktan sonra Yusuf'un yanına gelen Ali, onun tekrar kendini topladığını fark etti. Şimdi dudaklarında hep o lakayit ve her şeyi bilen tebessüm vardı. Bir türlü anlayamadığı, bir türlü içlerine karışamadığı ve bunu zaten asla istemediği bu insanlarla arasında çelik bir duvar gibi yükselttiği bu tebessüm onun müracaat ettiği son çareydi. Kendini bu şehrin korkunç akıntısından ancak etrafında ördüğü bu soğuk duvarlarla kurtaracağını sanıyordu. Ruhuna bir gülle gibi düşen ve orasını darmadağın eden Kübra'nın hikayesini ve onun akislerini bu duvarın içinde saklamalıydı. Zaten saklamasa ne yapabilirdi ki? kendi diliyle bu insanların dili arasında herhalde pek büyük farklar olacaktı. Onlar Yusuf'un sözlerinden bir şey anlamayacaklar ve o anlattığıyla kalacaktı. Sonra insan ancak her hususunu akıl erdirebildiği şeyleri söylemeliydi. Halbuki Yusuf birçok şeylerin niçin yapıldığını ve nasıl yapıldığını hala anlayamıyor. Bunları belki ömrünün sonuna kadar da anlayamayacağını müphem bir şekilde hissediyordu. Onun için ömrünün bu en azaplı, en fırtınalı anında gene sükunetini aldı ve Ali'ye sadece duyduğu vakayı anlattı. Ali hiçbir şey sormadan sonuna kadar dinledi. Yalnız Yusuf'un sözünü bitirmesine yakın yüzü kıpkırmızı oldu. Bir müddet sustular. Sonra Ali, ''Ben bu kadarını düşünememiştim.'' dedi. ''Sandığımdan daha aşağılık adammış bunlar. Demek ki babanı borçlu etmekten maksatları buymuş.'' Bir yerden kokusu çıkarsa baban vasıtasıyla önlemek isteyecekler herhalde. Şakir de Muazzez'i bu yoldan elde etmek niyetinde. Babamdan artık hayır yok. Ne yapacağını bilmiyor. Ali bir müddet tereddüt ettikten sonra dayanamadı. Muazzez'in bu anlattıklarından haberi var mı? dedi. Bilmem. Nereden haberi olacak? Şakir'e gitmek istiyor mu? O ne bilecek? Aklı erer mi? Ali'nin gözleri parladı. Ermez olur mu? Yalnız Şakir'in ne mal olduğunu öğrenince herhalde adını bile anmaz değil mi? Yusuf olayın nereye gittiğini anlayamadı. Sadece omuz sikti. Ali bir şeyler söylemek istiyor fakat bir türlü beceremiyordu. Birkaç kere ağzını açtı. Sonra tekrar sustu. Yusuf dalgın dalgın bekliyordu. Bir aralık gülümseyerek ''Beni de işin içine karıştırmayı istediler desene'' dedi. ''Hangi işin?'' Ha, şu bıçak meselesi değil mi? Aşk olsun kıza. Ne biçim kız bu? Ben hiç görmedim. Sorma. İnsan bakamıyor bile. Fakat onda bir şeyler var. O kız böyle kalmaz. Muhakkak bir şeyler yapacak. Evde onu gördükçe ürküyorum. Ali tekrar kafasının içinde dolaşan mevzuya dönmek için "Herhalde baban parayı ödemeli." dedi. Yusuf ancak birkaç saniye sonra intikal ederek "Nasıl eder?" diye cevap verdi. Neyle öder? O zaman Ali birdenbire kendisinin bile şaştığı bir cesaretle ben vereyim dedi. Yusuf ağır ağır karşısındakinin gözlerinin içine baka baka muazzezi sen mi istiyorsun dedi. Ali gene kıpkırmızı olarak önüne baktı. Yusuf yerinden kalkıp Ali'nin omzuna vurdu. Bu dünyada karşılıksız hayır işlenmediğini öğrendim de onun için sordum dedi. Niye kızarıyorsun? Bu işi ben de münasip bulurum. Babama bu akşam açayım. Herhalde razı olacaktır. Yalnız sen kendi babanı nasıl yola getirip bu kadar parayı alacaksın? Ali, aldırma, dedi. Yusuf dükkandan çıkıp giderken yanına sokulup, ''Bizim büyük anne altın küpüdür. Benim bir sözümü iki etmez. Babamın da ruhu bile duymaz.'' diye fısıldadı. Hakikaten Ali'nin anneannesi Edremit'in meşhur simalarındandı genç yaşında küçük bir kız çocukla dul kaldığı halde babasından ve kocasından kalan malları tek başına idare etmiş, ayağına meslerini giyip aylarca zeytinliklerin başında dolaşmış, İstanbul'a ve İzmir'e yağ satmış, nihayet kızını oldukça fakir bir delikanlı olan Şerif Efendi'ye Ali'nin babasına verince biraz istirahate çekilmişti. Artık malları damadı ile torunu idare ediyordu. Fakat ihtiyar Ganimet Hanım'ın bir köşecikte sarı liraları bulunduğu, Hatta bunların kefen param buradadır. Cenazemi bununla kaldırınız diye gösterdiği fakat başucundan ayırmadığı yeşil boyalı küçük meşe sandıkta durduğu söylenirdi. Yüzünü hiç kimsenin görmediği bu servetin bazı parçaları akrabalardan biri evlendiği veya bir çocuk sünnet olduğu zaman bir çift elmas küpe, bir dizi inci veya mavi boncuklu bir maşallah halinde kendini gösterirdi. Evlerinin alt katındaki alçak tavanlı ve loş odada bir köşe minderine oturarak hiç durmadan okuyup kınalı elleriyle tesbih çeken, üç ayları tutan, günde bilmem kaç rekat nafile namazı kılan ve damadına bile başörtülü çıkan bu kadının Ali'ye karşı büyük bir zaafı vardı. Ali kendisine gidip derdini anlattığı zaman ''Git ol, ben de o kadar para ne gezer?'' dediği halde yatsı namazını kıldıktan sonra usulca Ali'nin odasına gitmiş ''Al, "Babana bir şey duyurma." diyerek Ali'nin yerde serili duran yatağının başucuna büyükçe bir kese bırakmıştı. Bu sırada Ali odanın öbür ucunda yere diz çökmüş, önünde küçük bir rahle 5 numara bir lambanın ışığı altında veresiye defterlerini temize çekiyordu. Nenesini görünce kurşun kalemiyle kocaman defteri elinden fırlatarak boynuna sarılmak için ona doğru koştu. Fakat ihtiyar kadın eliyle "Sus." diye işaret ettikten sonra geldiği gibi sessiz adımlarla ve uzun eteklerini eşiklerde sürüyerek dışarı süzüldü. Ali sabahı zor etti ve ertesi gün akşamın alaca karanlığına kadar Yusuf'u bekledi. Zaman geçtikçe ümidi kırılıyor ve dükkanda dört tarafa gidip geliyordu. Ara sıra başını kapıdan dışarı uzatarak yola bakıyor, sonra kendini oyalamak için tekrar veresiye defterlerine sarılıyordu. Bu esnada aklı büsbütün başka yerlerde dolaşıyor veya düğün günü arkadaşlarıyla beraber alay havası oynarken görüyordu. Sonra birdenbire Yusuf'un hala gelmediğini hatırlıyor, içi burkuluyor, kafasının içinde müspet ve menfi ihtimaller birbirini kovalayan dalgalar halinde çalkalanıyordu. Birkaç kere dalgınlıkla müşterilerin sirke şişesine az kaldı gaz yağı dolduracaktı. Akşama kadar belki 5-6 veresiyeciyi deftere yazmayı unuttu ve düşüncelerinin sonunda birkaç kere gözleri yaşardı. Bazen tatlı, bazen acı hayallerle. Ortalık adam akıllı karardıktan sonra büyük bir ümitsizlik ve yorgunluk içinde dükkanı kapamaya başladı. İndirdiği tahta kepenklere kol vurup kilitledi ve ağır ağır evinin yolunu tuttu. Bayram yeri caminin önünden geçerken içeride hızlı hızlı namaz kıldıran imamın sesini duydu. Kısa fasılalarla secdeye varanların patırtısı dışarıdan işitiliyordu. Biraz daha yürüdükten sonra çivitli kireçle badana edilmiş olan ev göründü. Bahçe duvarının üstünden iri bir incirin dalları sokağa doğru uzanıyordu. İçeri girip avludaki tulumbada yıkandıktan sonra yemek yemeden yukarı kata kendi odasına çıktı beyaz patiska örtülü ve halı yastıklı mindere uzanarak düşünmeye başladı. Bir bakkala da kız verecek değiller ya, diyordu. Beş on kuruş paramız var diye biz de kendimizi adamdan sayıyoruz. Koskoca kaymakam bu. Kalkıp konsolun üstünde birbiri üstüne yığılı duran kitaplardan birini aldı. Bu mektep zamanından kalma dördüncü sınıf kıraatıydı. Ara sıra akşamları böyle kah bir riyaziye, kah bir tarih kitabını eline alır, belki elli defa okuduğu yerleri bir daha gözden geçirirdi. Dünyada mektep kitabından başka bir şey okunabileceğini bilmiyordu. Büyük annesinin ara sıra diğer ihtiyar kadınlarla beraber okuyup ağlaştığı Muhammediye'yi sıkıcı buluyor, şube reisinin oğlu vasfide pek bol bulunan, iki sütun üzerine basılmış tercüme romanları da pek anlamıyordu. Onun kıraat ihtiyacını bu mektep kitapları karşılıyordu. Fakat bu akşam birkaç parçasını gözden geçirdiği kıraat kitabı da onu sıktı ve tekrar mindere oturarak kafesli pencereden dışarı bakmaya başladı. İçinde tekrar tatlı ümitler uyandı. Muazzez'in yavaşça oda kapısını açarak elinde tepsiyle içeri girdiğini ve kendisine kahve getirdiğini farz etti. Bütün yüzünü memnun bir tebessüm kapladı. Genç kızı karşısına oturtarak onunla düğünlerine, yüzlerce testi zeytinyağına ve aşağı çarşıda açacağı mağazaya dair tatlı tatlı konuştu. Sabahleyin aynı minderin bir köşesinde ve boynu ağrımış olarak uyanınca içinde hala uykuya daldığı zamanki tatlı hisleri taşıyordu. Hakikate biraz geç döndü ve içini çekerek doğruldu. Aşağıda zeytinyağına ekmek banarak ve yarım çanak pekmez içerek kahvaltı ettikten sonra dükkanının anahtarını duvardan aldı ve sokağa çıktı. Artık boş ümitleri kafasından atmaya çalışıyor ve kendini avutmak için kaz dağ eteklerinde bir köyde bulunan amcasına gitmeyi düşünüyordu. Birdenbire yüreği genişleyip göğsünün duvarlarına çarpar gibi oldu. Kendi evlerinin sokağına dönünce öteki köşeden Yusuf'un geldiğini görmüştü. Yolun ortasında durarak yalvaran gözlerle ona bakmaya başladı. Yusuf yaklaşınca adeti olduğu üzere elinin arkadaşının omzuna koydu. Yüzü gülüyordu. Fakat bu gülüşte biraz da karşısındakini küçük gören bir ifade vardı. ''Babam razı oldu gibi.'' dedi. Anam biraz mırın kırın ediyor. Ali bir şey söylemiyor. Yusuf'un söylediklerini duymamış gibi onun yüzüne soran gözlerle bakıyordu. Yusuf büsbütün güldü. ''Ne o yahu? Muazzezi sana yapacağız işte. Başka çare var mı?'' Ali bu sözdeki alayı hatta belki de hakareti fark etmedi. Kısık bir sesle ''Muazzez ne diyor?'' dedi. ''Onun da haberi yok. Anası bugün söyleyecek.'' Sonra sokak ortasındaki bu muhabbeti kısa kesmek istiyormuş gibi bir hareket yaptı. Başını havaya kaldırdı. Dişlerin arasından ve çabuk çabuk ''Hadi sen paraları ver.'' dedi. Ali kendine tamamıyla malik olsa ve Yusuf'un haline dikkat etse muhakkak hayret eder belki de çok müteessir olurdu Hadi paraları ver derken bunu hiç de bir arkadaş hatta alelade bir yabancı gibi söylemiyor sanki bu sözleri tükürüyordu Fakat Ali kendinde değildi anlayamadığı bir takım karışık belki de tatlı hislerin içinde yüzüyordu Elini dalgın dalgın pantolonunun cebine soktu ve oldukça ağır bir keseyi çıkararak karşısındakine uzattı Yusuf onu yerden bir taş alıyormuş gibi hızla ve bütün avucuyla yakaladı ve kaşlarını çatarak "Alışveriş tamam değil mi?" dedikten sonra koşar gibi çabuk adımlarla uzaklaştı. Bugünün akşamında Yusuf Çınarlı Kahve'de Hacı Eteme 320 lirayı teslim etmiş ve senedi geri almıştı. Kahveden çıkınca yağmurun altında sokaklarda dolaştı. Çizmeleri topuklarına kadar çamura batıyor ve ayağını kaldırdığı zaman bıraktığı çukura kirli sular doluyordu. Karanlık ve dar yollarda ellerinde cam fenerlerle komşudan dönen kadınlara ve birkaç sarhoşa rastladı. Yavaş yavaş kasabanın dışına kadar uzanarak büyük çayın kenarına geldi. Uzun bir tahta köprü dereyi bu noktada aşıyor ve Havrana kemere gidecek arabalar bunun üstünden geçiyordu. Köprünün iki tarafında büyük çınarlar vardı hafiflemiş olan yağmur tekrar hızlandığı için Yusuf bu çınarlardan birinin altına sığındı. Tahta köprü iki tarafta taş rıhtımlara dayanıyor ve köpürerek gelen çamurlu sular bu rıhtımın önünde gürültülü bir anafor yapıyordu. Bulutların göstermediği bir ay ortalığa pek hafif bir ışık dağıtıyor ve iri yağmur damlaları derenin yuvarlanan sularına düşerek orada küçük ve hemen kaybolan halkalar bırakıyordu. Yusuf sırtını büyük çınarın gövdesine dayayarak gözlerini gecenin içine dikti. Derenin öte yakasındaki ağaçlar şehre doğru uzanan ve üzerindeki su birikintileri yer yer parlayan çamurlu yol, zaman zaman alçalıp koyulaşan ve yükselip açılan bulutlar birbirine karışmış, birbirlerinin içinde kaybolmuş gibi görünüyorlardı. Sanki tabiatta bu anda müstakil hiçbir şey yoktu. Yusuf kendini de bu muazzam ve yekpare geceye yapışık sandı ve korkuyla ürperdi. Islak ellerini yüzünde dolaştırdı. Kirpiklerinden yanaklarına yağmur suları süzülüyordu. Yaptığı hareketler ona hiçbir yere bağlı olmadığının şuurunu verdi. Hatta yavaş yavaş etrafından ne kadar ayrı olduğunu, ne kadar uzak olduğunu hissetmeye başladı. Bir an içinde deminkinin tamamıyla aksi olan bir yalnızlık duygusuyla sarsıldı. Etrafına baktığı zaman ağaçların, bulutların, Derenin kendisinden hızla uzaklaştığını sezer gibi oldu. Kasabanın bazı evlerinin pencerelerini aydınlatan hafif ve sarı bir ışık Yusuf'un ıslak gözlerinde yıldızlanıyor ve dalgalı bir su üzerine bırakılmış gibi oynuyordu. İki eliyle arkasındaki ağacın kabuklarına sarıldı. Parmakları soğuk yarıkların arasına girdi. Elini hemen geri çekti ve göğsüne götürdü göğsünün içinde bu asırlık ağacın kabuğu gibi yarıklar bulunduğunu sandı ve gırtlağına kadar bir ateşin çıktığını hissetti. Aman ya Rabbi, yalnız gökyüzündeki yıldızlardan, çayın dibindeki çakıllara, doğu tarafından kopup gelen bulutlardan batı tarafındaki denize kadar uzanan ve yayılan bu kocaman gecenin içinde yapayalnızdı. Düşüncelerini hangi istikamete koşturursa koştursun, karşısına kimse çıkmıyordu.'' Şu anda bu koskoca dünya üzerinde kendisini düşünen bir tek kişi bile mevcut olmadığına o kadar emniyeti vardı ki acı bir kabadayılıkla kendisi de hiç kimseyi düşünülmeye layık bulmuyor fakat bundan sebebini anlayamadığı bir üzüntü duyuyordu. Acaba onu sahiden hiç düşünen yok muydu? Ve o hiç kimseyi düşünmemekte, kendini yalnız bulmakta bu kadar haklı mıydı? Bu ihtimal onun gerilmiş olan sinirlerini biraz gevşetti. Sırtını ağaçtan ayırdı. Derin bir nefes aldıktan sonra kasabaya doğru yürümeye başladı. Eve gelince cebindeki anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Aynı zamanda kiler ve sandık odası vazifesini, zamanına göre de misafir odası işini gören taşlıkta Kübra ile anası yatıyorlardı. Yusuf'un girdiğini gören kadın, yukarı kata giden merdivenin alt basamaklarından birinde duran idariyi alıp fitili yükseltti. Yusuf, eliyle rahatsız olmamasını işaret ederek sessizce yukarı çıkmak istedi. Fakat yerde bir hasırın üzerinde serili yatakların yanından geçerken, Kübra'nın iri ve parlak gözlerinin kendisine baktığını fark etti. Kadının elinden idariye alırken sordu. ''Daha uyumadınız mı?'' ''Hanımı bekliyoruz.'' Hanım nerede? Esma kadını aldı, telgraf müdürlerine gitti. Çalgı çalıp eğleneceklermiş. Geç geleceğiz dedi. Esma kadın evde kahyalıktan aşçılığa kadar birçok işler gören Rumelili emektardı. Yusuf tekrar sordu. Babam da gelmedi mi? Hayır gelmedi. Öğleyin yemeğe de gelmemişti. Muazzez? Küçük hanım yukarıda. Biraz evvel yattı. Yusuf elinde idare ile tahta merdivenleri gıcırdata gıcırdata çıkmaya başladı. Yukarı kata gelince biraz durdu. İdareyi odaya mı götürsem burada mı bıraksam diye düşündü. Şah'in de henüz gelmediği için bırakmaya karar verdi ve merdiven başındaki sahanlığa doğru bir adım attı. Fakat birdenbire "Aa!" diyerek yerinde kaldı. Karşı odanın kapısı açıktı ve Muazzez orada ayakta durmuş Yusuf'a bakıyordu. Çıplak ayaklarında mercan terlikler ve sırtında yakası, kolları ve eteği fistolu beyaz ve uzun bir gecelik vardı. İki kalın örgü halinde saçlarını arkasına bırakmıştı. Dudaklarında acı bir tebessüm vardı ve ağlamış gibiydi. Yusuf pek tabii hissini vermeyen bir lakayetlikle ''Ne o kız, yatmadın mı?'' dedi. ''Seni bekledim.'' ''Ne var ki?'' ''Bir diyeceğim var.'' Yarını yok mu bunun? Bu akşam söylemek istemiştim. Biraz tereddüt ettikten sonra ilave etti. Dinlemeyeceksen gideyim. Yusuf idareyi öbür eline alarak muazzezi kolundan tuttu. Gel bakalım, oturup konuşalım, dedi. Muazzezinkine bitişik olan Yusuf'un odasına girdiler. Bir kerevetin üstünde serili duran yatağa yan yana oturdular. Muazez derhal mukademe yapmadan doğrudan doğruya sordu. Abi, beni kaça sattınız? Yusuf afalladı ve kızın yüzüne baktı. Muazzez tekrar etti. Daha doğrusu beni kaça sattın? Ne demek istiyorsun? Ne mi? Bugün annem her şeyi anlattı. Babamın borcundan tut da... Peki ne olmuş? Nesi var Ali'nin? Beğenemedin mi? Bunu bana sormak şimdi mi aklınıza geldi? Kimseyi beğenmediğim yok. Fakat ben Ali'ye falan gitmem. Bunu da bilmiş olun. Yusuf, mükealemenin çok sert bir üslupla devam ettiğini ve bunda biraz da kendi kabahati olduğunu düşünerek mülayim bir sesle ve yarı şaka ''Yoksa gönlün hep o Şakir'de mi?'' dedi. Muazzez yerinden fırladı. Kolları soğuktan diken diken olduğu halde yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Bana bir daha böyle şey söyleme Yusuf abi. Böyle şey söyleme. Yumrukları sıkılmıştı ve her tarafı titriyordu. Yusuf içinde hafif bir ürperme duyarak sordu. Peki kimi istiyorsun öyleyse? Muazzez kendini daha fazla zapt edemeyerek ağlamaya başladı. Başını önüne eğmişti. Ve gözlerinden yaşlar birbiri arkasına süzülerek göğsüne damlıyordu. Yusuf onu kolundan tutup çekerek Tekrar yatağın kenarına oturttu ve yavaş, tatlı bir sesle sordu. Söylesene, kimi istiyorsun? Muazzez yaşlı gözlerini Yusuf'a dikerek haykırdı. Hiç kimseyi. Anlamıyor musun? Hiç kimseyi. Ve gözlerini uzun müddet onun gözlerinden ayırmadı. Yusuf da ona bakıyor ve idarenin titrek ışığı vuran yüzünde yer yer ürpermeler oluyordu elini yavaşça uzatarak genç kızın saçlarını okşadı. O zaman Muazzez bu işareti bekliyormuş gibi doğruldu. Yusuf'un ellerini avuçlarının içine alarak ''Kimi istiyorum anladın mı?'' dedi. Yusuf alt dudağını ısırarak ağır ağır başını salladı. ''Anladım.'' Muazzez hayatında ilk defa Yusuf'un iri kahverengi gözlerinde yaşlar parıldadığını gördü. Yarım saat kadar hiç konuşmadan yan yana oturdular. Her ikisi de soğuktan titriyor fakat hiçbiri ufak bir hareket yapma cesaretini göstermiyordu. İlk defa Yusuf doğruldu ve Muazzez'in omzuna dokunarak "Hadi yat." dedi. İkisi de ayağa kalktılar. Muazzez'in odasına gittiler. Genç kız yatağına girdikten sonra Yusuf başucunda oturdu. Yine bir şey konuşmuyorlardı. Yalnız delikanlı ara sıra elini uzatıp yataktakinin saçlarına dokunuyordu. Fakat gayet yavaş yapılan bu hareketleri Muazzez'in hissettiği şüpheliydi. Biraz sonra odayı muntazam nefes sesleri doldurmaya başladı ve o zaman Yusuf gürültü çıkarmamaya gayret ederek doğruldu. Ayaklarının ucuna basarak dışarı çıktı. Gözleri yarı kapalıydı ve bir rüyada olduğunu sanıyordu. Bunun için merdivenin son basamaklarına gelip oturmuş olan ve Muazzez'in odasından çıkıp yanındaki odaya gidinceye kadar kendisini büyümüş gözlerle takip eden Kübra'yı göremedi. Bir müddet odanın ortasında ayakta durup bekledi. Bulutlar yükseldiği için ortalık biraz daha aydınlanmıştı. Pencerenin yanındaki sedire gidip oturdu. Dışarı bakmaya başladı. Seyrekleşen, kimisi gümüş gibi beyazlaşan ve kimisi hala simsiyah alçaklarda dolaşan bulutlar birbirlerini kovalıyorlardı. Yusuf gözlerini bunlara dikti ve sabaha kadar böyle bekledi. Birer gece fasılayla başka başka odalarda ve bir minder üzerinde aynı kızı düşünerek gecelemiş olan delikanlılar, anlattığımız gecenin ertesi günü öğleye doğru buluştular. Yusuf Ali'nin dükkanına gitti. Gayet sakindi. Yapmaya mecbur olduğu işin ne kadar ağır olduğunu bilmiyor değildi. Zihninde işi çabuk kestirip atacak bir cümle hazırlamaya uğraşıyordu. Kız razı olmuyor. Senin iş sarpa sardı. Tarzında bir şey söylemek ve mümkün olduğu kadar az izahat vermek niyetindeydi. İlk işiteceği sözün demek beni böyle dolandırdınız demek olacağını biliyor ve daha bunu düşünürken vücudunun ter içinde kaldığını hissediyordu. Bayram yerine gelince Ali'nin dükkanına sapacağı yerde karşı taraftaki kahveye girip camın yanına oturdu. Günün bu vaktinde kahve tenhaydı. Kendisinin biraz ötesinde iki ihtiyar, geniş ve üzeri hasır örtülü peykenin üzerine bağdaş kurmuşlar, elleri çenelerinde düşüne düşüne dama oynuyorlardı. Yusuf gözlerini Ali'nin dükkanına dikti. İçeriye iki müşteri girmişti. Onlar çıkarken Ali'nin yüzü bir an kadar kapıda göründü. Yusuf onunla karşı karşıya gelmiş kadar heyecanlandı. Hiçbir şeyden haberi olmayan bu çocuğa gidip ''Biz senin paranı aldık ama kızı sana vermedik. Onu da kendimize alıkoyduk.'' Demek herhalde kolay değildi. Ali'nin birçok taraflarının hala çocuk olduğu muhakkaktı. Böyle bir darbeye bir erkek gibi dayanabilecek miydi acaba? Yusuf'u en çok korkutan Ali'nin bağırmayıp, hakaret etmeyip ağlaması ihtimaliydi. Böyle bir şey olursa ne yapacağını bir türlü tayin edemiyor ve mütemadiyen oturduğu yerde sallanıyordu. Havalar soğuk olduğu için kepenklerinin yarısı kapalı duran şu karşıki dükkanın önünde biraz sonra dünyanın en büyük fenalığını yapacağı insanla beraber oturduğu yaz günlerini hatırladı. Arkadaşının pembe ve tombul yüzünü bir şey anlatırken iki elini birden havaya kaldırarak işaretler yapışını görür gibi oldu. Birdenbire yerinden fırladı burada daha fazla beklerse hiçbir şey yapmadan geri döneceğini anladı. Halbuki bugün bu işi temizlemeye mecburdu. Yoksa arkadaşına yaptığı fenalığın genişliği günden güne artacaktı. En doğru hareket gitmek, bu işin olmayacağını söylemek ve karşıdakinin pek haklı olarak fırlatacağı hakaretleri sessizce kabul etmekti. Kahveden çıktı ve sert adımlarla meydanın karşı tarafına doğru yürümeye başladı. Yerler kuru olduğu halde koyu bir balçığın içinde yürüyormuş gibi ayakları ağırlaşıyor, toprağa yapışıyordu. Boğazının adam akıllı kuruduğunu hissetti. Bu sırada dükkanın önüne gelmiş ve Ali onu görmüştü. Oturduğu üstü minderli, aralıksız hasır iskemleden fırlayarak Yusuf'a doğru koştu. Onu iki elinden yakalayarak içeri çekti. Boynuna sarılarak, ''Yusuf'um'' dedi. Yusuf'um göreceksin ne düğün yapacağım. Annem pek sevindi. Babam da ses çıkarmadı. Yaşasın bu dünya be. Yusuf arkadaşının kollarından sıyrılarak ona bakmaya başladı. Ve birdenbire içinin karma karışık olduğunu fark etti. Korktuğu başına gelmişti. Ali ağlıyordu. Pembe ve ayva tüylü yanaklarından yaşlar yuvarlanıyor ve o bunların arkasında gülmeye çalışıyordu. Yusuf'un yanına sokuldu. Yan yatmış bir pirinç çuvalın üzerinde ikisi de oturdular. Ali gözyaşlarını elinin tersiyle silerek ''Artık Muazzez'in haberi var değil mi?'' dedi. ''Var.'' ''Ne diyor Yusuf Allah aşkına söyle. Kim bilir o belki beni beğenmez. Ama sen söyle Yusuf ben kötü adam mıyım? Ben Şakir gibi miyim?'' ''Muazzez senin sözünden çıkmaz Yusuf.'' Sen ona beni anlatırsın. Bu işi sen yaptın. Sonuna kadar da sen götüreceksin. Bak, şimdi sana doğrusunu söyleyeyim. Ta küçükken beraber Çınarlı Çeşme'ye, bayramlara gittiğimiz zamandan beri içimden böyle şeyler geçerdi ama olacağını bir türlü aklım kabul etmezdi. Bu iş senin sayende oldu. Anamın başı için söylüyorum Yusuf. Artık sen benim için babamdan, kardeşimden ilerisin. Elini tekrar onun omzuna koydu. Saadetinden titriyordu. Yarın öbür gün anam gidip isteyecek. Nişanı düğünü de gene onlar konuşacak. Ben hiçbirine karışmayacağım. Ama dedim ya bir düğün yapacağım. Edremit'te kırk yıl söylenecek. Birden bir aklına gelmiş gibi. Yahu haberin yok mu? Bizim Hacı Rıfat'ın İhsan da evleniyor. İki haftaya kadar düğünü var. Çoruk'tan gelin getiriyor dehşetli ahenk yapacakmış dedi. Yusuf'un kulağına böyle bir şey çalınmıştı. Başını salladı. Ali gülerek "Hele bir o düğünü yapsın da görelim. Sonra biz de bizimkisini yaparız." dedi. Yusuf ayağa kalktı. Öteki onun kolundan tutarak "Ne o gidiyor musun?" dedi. "Peki git. Ama Muazzeze benim için söylemeyi unutma. Elinden gelen her şeyi yap. Onu bana ısındır." Yusuf biraz düşündükten sonra "Peki." dedi ve eve döndü. Ömrünün bu en güzel gecesini, ömrünün bu en korkunç gününün takip etmesi mi mukadderdi? Neydi bu içinden çıkılmaz meseleler? Neydi bu mavi göğe veya sevgili bir yüze bakmayı zevk olmaktan çıkaran hisler ve üzüntüler? Yusuf bunlara alışık değildi. Vaziyeti onu o kadar sıkıyordu ki bir arşın eninde ve boyunda bir kafesin içine kapatılmış gibi çırpınmak arzusu duyuyordu. Kalbinin derinlerinde yerleşen bir saadet hissi şimdi ona mevcut fakat erişilmez bir şey gibi görünüyor ve onun hırsını daha da çok arttırıyordu. Hayatta hiçbir şey ona kıymetli görünmemiş, peşinden koşmak, erişmek, sahip olmak arzusunu vermemişti. Etrafına daima bir yabancı gözüyle bakmış, hiçbir yere bağlanmak arzusu duymamış. Bu yalnızlığının gururu içinde memnun olmaya çalışmıştı. Şimdi ilk defa bir şey istiyor, hem de korkunç bir şiddetle istiyordu. Fakat niçin bu istek bir imkansızlıkla beraber gelmişti? Niçin hayatının bu en büyük arzusunu şimdiye kadar belki yine içinde, fakat en gizli yerlerde saklı duran bu arzuyu hapsedildiği yeri parçalayarak ortaya çıkar çıkmaz öldürmeye mecbur kalıyordu? Niçin Kimin için? Ali gözünün önüne geldi. Ve dudakları yarı merhamet, yarı istifaf ile büküldü. Bir an içinde arkadaşını adam akıllı aptal ve basit buldu. Onu birkaç sene evveline kadar mektep kitaplarından, birkaç seneden beri de patates yahut zeytinyağı fiyatlarından başka bir şeye akla ermediğini düşündü. Uzun senelerini onunla yan yana geçirdiği halde bu çocuğu hiçbir zaman uğrunda bu kadar büyük bir fedakarlığı yapacak derecede sevmediğini anladı. Zaten Yusuf senelerden beri hiç kimseye karşı kalbinde muhabbet beslemiyor ve bir insanı sevebilmesi için ona hayran olması lazım geldiğini anlıyordu. Hürmet ve takdir hisleri beslemediği, hatta tepeden baktığı ve küçük gördüğü insanları nasıl sevebilirdi? Selahattin Bey'i bir parça seviyorsa buna sebep Yusuf'u çok kızdıran aczinin yanında bu adamın harikulade denecek kadar iyi bir kalbe malik olmasıydı. Zaten Şahin'de kadar manasız, dırdırcı, ne yaptığını bilmez bir kadına peygamberce bir sabırla tahammül eden bu adam, Yusuf'u ilk günden beri hayrete düşürüyordu. Halbuki Muazzez'e karşı olan hisleri büsbütün başkaydı. Onu hariçte bir mevcut, yabancı ve başka bir insan olarak düşünmüyor, kendinin bir parçası, kolu, gözü ve yüreği olarak tasavvur ediyordu. Burada beğenmek veya beğenmemek, sevmek veya sevmemek, hayran olmak veya küçük görmek bahis mevzu olamazdı. Çünkü böyle şeyleri bir kere bile kafasından geçirmiş değildi. Muazzeze dair içinde uyanan ve şuuruna varan his, onun kendisinden koparılması ihtimaline karşı duyduğu müthiş bir acı oldu. Fakat Şimdi birbiri arkasından yuvarlanıp gelen ve önüne geçilmez bir şekilde inkişaf eden bir hadiseler zinciri ona en umulmayacak şeyi yaptırmak istiyordu. Yusuf kendisini içten içe kaynatan bütün isyan hamlelerine rağmen boyun eğeceğini, ne bilgisinin ne kuvvetinin ona yardım etmeyeceğini biliyordu. Müphem bir düşünce şeridi halinde kafasından bunlar geçer ve o elleri ensesinde, mindere arkası üstü uzanıp gözlerini tavana dikerken hafifçe oda kapısı kıçırdadı. Yusuf hemen doğruldu. İçeri girenin muazez olduğunu görünce ayağa fırlayarak ona doğru yürüdü. Muazzez'in kalbi patlayacak kadar hızlı atmaya başlamıştı. Fakat Yusuf onun boynuna sarılacağı, yüzünü gözünü öpeceği yerde yanından geçerek kapıya gitti. Orada arkasına döndü kendisine hayretle bakan kıza ''Ben dışarı gidiyorum. Acele bir işim var.'' dedi. ''Yusuf, yarın öbür gün Ali'nin anası sana görücü gelecekmiş. Göreyim seni. Kaymakam kızı olduğunu belli et.'' ''Yusuf, annenin sözlerine de pek kulak asma. Ali kötü çocuk değildir. Parası var, malı da var. Ahlakı da mazbut. Son cümleleri söylerken Yusuf'un yüzünü zehirli bir tebessüm kaplamıştı. Bunu fark eden Muazzez bir adım geriledi. Bir şey demek için ağzını açtı. Fakat diyemedi. Birkaç kere daha gayret etti. Fakat bu sefer de gırtlağından ancak anlaşılmaz birkaç ses fırladı. Bir şeyler söyledim zannettiği halde kelimeler ağzının içinde kalmışlar ve dışarı çıkamamışlardı. Yusuf'un kafası zonk zonk atıyordu. Fakat hep o kendine hakim tavrıyla yalnız biraz daha sıcak genç kıza sokuldu. Sus kızım. Bunun böyle olması lazım dedi.